Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana Bölge Müdürlüğü'nde iş makineleri sorumlusu olarak görev yapan, deprem bölgesinde afetin ilk saatlerinden itibaren çalışmalara katılan, evli ve iki çocuk annesi Perihan Kaya'yı telefonla arayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bakan Kirişçi, telefon görüşmesinde afetin meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren önce Adana'da, son 10 gündür de Hatay'da fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı Kaya'yı tebrik etti. Perihan Hanım merhaba. Merhaba Sayın Bakanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Sayın Bakanım. İyiyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. 6 Şubat'ta önce Adana'mıza 10 gün süreyle hizmetiniz. Daha sonra 16'sından itibaren de Hatay'da ekskavatör üzerinde ve de kurtarma ekibi içerisinde yer alarak gösterdiğiniz çaba, gayret, ya bunların hepsi beni bir bakan olarak gerçekten çok mutlu ediyor, çok memnun ediyor. Sizin gibi kardeşlerimizi sahada böyle bir canhıraş çalışırken görmek gerçekten onur verici, onur verici. Bize vermiş olduğunuz destek, yani bizi dimdik ayakta tuttu. Her zaman 24 saat depremde, yangında, selde her zaman canhıraşhane çalışıyoruz. Sürekli sahada yanımızdasınız. Bunun için ayrıyeten ben size teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir kardeşinizin bakanlığınız bünyesinde görev alıyor olması ve de bir ekskavatör operatörü olması çok çok önemli. Bundan dolayı ayrıca mutluyum. Bir an önce işimizi bitirmek, artık hayatı normale döndürmek istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tek millet olarak vatandaşımızın emrindeyiz. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gününüzü de şahsınızda bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü de tebrik ediyorum. Siz kadınlarımız her zaman başımızın tacısınız. Perihan Kaya, DSİ 6. Bölge ASU Şube'de görevliyim. Depremin ilk dakikalarından itibaren Adana'da olan depremlerde çalıştık. Oradaki faaliyetlerimizi bitirdikten sonra gönüllü olarak Hatay'a geldik. Yaklaşık 15 gündür de Hatay'da görev yapıyoruz. Aynı zamanda biz de depremden etkilendik. Çocuklarımla beraber kurumda yattık uzunca bir süre. Onları çünkü emanet edebileceğim başka bir yer yoktu. Binamız da hafif hasarlıydı. O yüzden orada bıraktık. Şu anda bana çok destekler, çalıştığım için çok mutlular, çok da gurur duyuyorlar anneleriyle. Biz bakanlık olarak her zaman, her koşulda, depremde, yangında, afette, her şeyde, her zaman vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Biz bir aileyiz, Türkiye tek yürek.